Efendim? Şef, ben Aydın. Bir cinayet ihbarı aldık. Evet. Dinliyorum. Büyük Nur Bar'ın sahibi odasında alnından tek kurşunla vurularak öldürülmüş. Adı Ahmet. Sirkat namıyla tanınır. Herhangi bir ipucu var mı? Hiçbir delil yok şef. Kimse de bir şey görmemiş. Fakat cinayetin işleniş tarzından... Gene çok acele ediyorsun karar vermek için. Vaka mahallinden ayrılma. Hemen ekiple geliyorum. Üç tane şahit var efendim. Merkeze götürün. Başüstü. Bir şeyler bulabildiniz mi? 3 metreden ateş edilmiş. Adam hemen ölmüş. 9 milimetre çapında toplu bir tabanca kullanılmış. Bu celladın işi şef. Çok çabuk karar veriyorsun. Bu şekilde iş gören bir o vardır şehirde. Bakalım anlayacağız. Şüphelileri merkeze toplayın. Yazıyor, yazıyor, cinayeti yazıyor! Cinayeti yazıyor! Yazıyor! Dün gece neredeydin? Söyledim ya, bir arkadaşımla beraberdim. Arkadaşını anladık ama kim? Önce ben size sormalıyım. Beni neden buraya getirdiniz? Rahatsız mı oldun? Kâfi delil olmadan canınızın istediği an beni buraya getiremezsiniz. Hapisten çıkalı 2 ay olmuş bir sabıkalı, kiralık bir katil olduğunu unutuyorsun galiba. Bu beni suçlamak için yeterli değil. Bu kalalığı bırak da sorduklarıma cevap ver. Seninle iki dost gibi konuşalım Cemil. Kaçamak cevaplarla bizi oyalamaya kalkışma. Hapishaneden çıktığın günden beri peşindeyiz. Öyleyse konuşacağımız bir şey yok. Bırakın beni gideyim. Dün gece eski sabıkalılardan Sirkaf Ahmet kulübündeki odasında öldürüldü. Bundan bana ne? Eski gangster senin usulünle temizlenmiş. 2 kaşının ortasına yerleştirilmiş, tek kurşunla. Böyle zırvalarla beni burada tutamazsınız. Tek kurşunla adam öldürmek artık maharet olmaktan çıktı. 15 gün silah kullanan herkes bu işi yapabilir. Bu ne alçak gönüllülük cellat! Kullanılan tabanca da 9 milimetre çapında. Senin merakındır bu. Siz zeki insansınız. Dünyada aynı çap silaha meraklı binlerce insan varken sadece benden şüphelenmek biraz komik olmuyor mu? Senin hesabına öyle olmasını dilerim. Dün gece onda neredeydin? Bir kız arkadaşımın evinde. Anlarız. Adres? Yeni Levent. Yazıcı Sokak. Dikkatli bakın. İyice tetkik edin. Bu değildi. Hayır. Hiç ilgisi yok. Hayır. Bu değildi. Tamam, bu adam. Evet, o! Siz? Hayır, bu da değildi. Nasıl olur? Tas tamam, bu adamdır. Ne diyorsunuz? Benim gördüğüm adam bu değildi. Belki daha zayıf, belki daha uzun boylusu.
Emin misiniz? Tamamıyla. Vestiyer'in tanıdığı adam bu olabilir. Ama benim oda kapısında gördüğüm insan... mümkün değil, bu olamaz. İçeri alın. Sizler şimdilik gidebilirsiniz. Buyurun. Oturun lütfen. Bu adamı tanıyor musunuz? Evet. Ne kadar zamandır? 3 senedir. Semra! Ne var, ne oluyor? Neden buradasın? Nişanlınız mı? Evet. Buyurun, oturun lütfen. Devam edelim mi? Tabii. Dün neredeydiniz? Evdeydim. Bütün gün mü? Öğleden sonra çarşıya çıktım. 6'da eve döndüm. Gece yarısına kadar da gene evdeydim. Ya gece yarısından sonra? Orhan'la bir kulübe gittik. Kaçta geldiniz Orhan Bey? Yanılmıyorsam 12'yi 10 geçiyordu. O saate kadar evde yalnız mıydınız? Hayır. Yanınızda kim vardı? Eski bir arkadaşım, Cemil. Semra, ne söylediğinin farkında mısın? Doğruyum. Kaçta geldi Cemil? 10'da. Birkaç dakika yanılmış olabilir. Kaçta ayrıldı? Orhan gelmezden birkaç dakika önce. Orhan Bey, karşınıza dikkatle bakın. Bu adamı daha önce hiç gördünüz mü? Dün gece Semra'ya gelirken apartmandan çıkıyordu. Yanılmadığınıza emin misiniz? Tabii. Giyinişi ilgimi çekmişti. Pekala, buyurun. Teşekkür ederim. Gidebilir miyiz? Tabii. Yalnız gerekirse sizi tekrar buraya kadar yorabiliriz. Serbestsin. Elimizde delil olmadığı için seni tevkif edemiyoruz. Terfiğin için tevkif edilmem icap ediyorsa bir kolaylık yapabilirim. Gidebilirsin.